Şimdi bilim kurulu üyemiz, değerli hocamız Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz karşımızda. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Değerli Şu an hocam. duyuyorum. Evet, şu an duyuyorsunuz. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz evet. yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bir başka hocamız Profesör Doktor Bengi Başar hocamız da bizlerle birlikte. Bengi hocamıza da merhaba diyelim ve başlayalım konuşmaya. Şimdi dün bilim kurulu toplantısının ertelendiğini biliyoruz. Bugün ertelenen toplantı yapılacak. Elbette aklımızda iki çarpıcı soru var Serap hocam. Öncelikle bunları sormak isterim size. Bu mutasyonun Türkiye'de görüldüğüne ilişkin, yani yeni mutasyonun Türkiye'de görüldüğüne ilişkin siz bir şüphe taşıyor musunuz? Çünkü değerli profesörlerimizden Tufan Tükek dedi ki ya son iki aydır daha agresif. Standart tedaviye cevap verme oranı biraz düşmüş görünüyor dedi. Sizin şüpheleriniz var mı? Bugün toplantıda kuşkusuz bu konu gündeme gelecektir. Gelecek mi? Yani şüphem yok açıkçası. Ben klinik hastaların kliniklerinde çok öyle büyük bir fark göremiyorum. Ama yapılan yani bu şekilde genom analizi yapan, sekans analizi yapan merkezlerle konuştuğumuzda da henüz öyle bir mutasyona sahip bir tuşa sahip olmadıklarını söylediler. Bu şekilde yani o konuda Türkiye'de olduğuna dair bir bilgim yok benim. Kuşkum da yok şu anda ama tabii ki sonuçta küresel bir dünyada yaşadığımız için ve bu Eylül'ün ortasından beri görüldüğü için şeyde de ihtimal var. Olabilir. İhtimal var ama bunun daha ağır seyirle bir ilişkisi yok bu mutasyonun. Yani şu ana kadar belirtilen ve ilişki olabileceği söylenen şey daha fazla yayılması ile ilişkili. O da zaten epidemiyolojik analizlerin sonucunda çıkan bir sonuç. Yani direkt olarak bu deneysel çalışmalarda kesin olarak bağlantısı göstermiş bir şey değil. Biliyorsunuz zaten hani kış mevsimi dolayısıyla çok hızlı yayılma mevsimindeyiz. Evet. Aynı zamanda hani kalabalıklar, kapalı ortamlar. Epidemiyolojik analiz yani İngiltere'de yapılan epidemiyolojik analizin sonucudur bu. Kesin olarak gösterilmiş değil. Kaldı ki daha ağırlaştırıldığı ile ilgili veri yok. Onu söyleyemeyiz. Peki biraz rahatlattınız hocam bizleri. Peki şunu sormak istiyorum. İngiltere'de bu işin tespit noktasında çalışanlar, çalıştıkları sistem, aynı şekilde ülkemizde de yeni bir mutasyonun varlığı olsa tespit edebileceğimiz bir mekanizmamız var mı? Çalışıyor mu? Bu konu düzenlendi mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere İngiltere sekans analizi anlamında yani bu izole edilen virüs suçlarının sekans analizini yapma anlamında dünyada en önde olan ülke. Yani en fazla onlar yapıyorlar. Yani %10 gibi bir rakam ki inanılmaz bir rakam. Türkiye'de böyle bir rakam yok. Onu söyleyelim bir kere. Ama belli merkezler daha sınırlı sayıda olmak üzere bunun sekanslamasını yapıyorlar. Hani bireysel gayretlerle daha çok olmak üzere bunun sekanslamasını yapıyorlar. Hani Avrupa'da da İngiltere kadar yapan başka bir yer yok. Zaten onun için aslında Dünya Sağlık Örgütü de bunu motive etmeye çalışıyor. Hani sonuçta bakarsanız görürsünüz gerçekten de bunların önemi de olabilir. Hani bir altyapı var biliyorsunuz biz gripte de aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmesiyle bu analizler yapılıyor. Gripteki altyapı da kullanılabiliyor. Onun üzerinden giderek daha da herhalde ileride daha şey yapılacak. Türkiye'de sistem kurulmaya çalışılıyor diyelim. Diğer bir soru Çin aşısı elbette hocam. Farklı sorularımız da var. Birazdan Bengi Hoca'ya da döneceğim ama son olarak bunu da sormak isterim izleyicileri fazla bekletmeden. Çin aşısı ile ilgili birkaç rötar yaşandı. Brezilya kaynaklı elbette. Çin dedi ki ya biz denemelerin olduğu bütün ülkelerden sonucu alalım. Toplu bir değerlendirme paylaşacağız. En azından biz böyle anladık haberciler olarak. Yanlışımız varsa lütfen düzeltin. Bu birkaç rötar ister istemez vatandaşta merak uyandırıyor. Ya neden ertelendi? Acaba bir şey mi var? Bir şey mi var? Bu tip soruları bizler de alıyoruz. Sizler de zannediyorum alıyorsunuz. Nedir şu Çin aşısında bildiğimiz gerçekler? Ne zaman gelir? Bizim laboratuvarlarımızı başta sizler değerli bilim insanlarımız ne zaman incelerler? Özetle ne zaman aşı yapılmaya başlanır? Bu konuya dair böyle berrak bir takvim duyabilir miyiz sizden? Şimdi bir kere Çin aşısı demeyelim. Bence inaktif virüs aşısı Peki. diyelim. Sonuçta aşıların biz o şekilde gruplandırıyoruz. Yapıldığı yerlere göre gruplandırmıyoruz. Bu aşının hani gelişi ne zaman gelişiyle ilişkili olarak Sağlık Bakanlığı görüşmeleri yapıyor ve onlar biliyorlar. Hani ben de bakan beyin söyledikleri kadarıyla biliyorum. Ama hani en son bildiğim kadarıyla çok yakında yani hani kısa süre içinde gelmesi planlanıyor ve Ocak bir ya da ikinci haftasına kadar da analizlerinin bitirilip sağlık çalışanlarında en azından ocağın ikinci haftası gibi de yapılabilir diye söyleniyor. Yani bu şekilde. Gelelim çalışmalarla ilgili olan konuya.
Şimdi Brezilya'da hani aşının biliyorsunuz onların faz 3'ü de var, bizde yapılan faz 3 çalışması gibi. Onların analizlerinin faz 3'ün sonuçlarının açıklanması bekleniyordu dünyada. Orayla ilişkili olarak firmayla ne görüştüler? Hani onların detaylarına hakim değilim ama faz 3 sonuçlarımız açıklanmadı. Ama bir faz 3 sonucu olmadan da zaten bu aşının hani başlamayacağını da biliyoruz. Sonuçta orada da aslında bekleniyoruz. Yani bir etkililik, faz 3'te bir etkililik görmeden de bu aşı zaten yapılmayacak. Yani ama hani faz 2'den gördüğümüz kadarıyla, faz 2 analizlerinden gördüğümüz kadarıyla nötralizan antikor dediğimiz, hani nötralizan antikor oluşması aşıda etkinliği belirleyen en önemli noktalardan biri. Hani o orada istenilen bir nötralizan antikor seviyesi olmuştu. O nedenle de ümitliyiz bu aşıyla ilişkili olarak. Serap Hocam, araya gireyim. Şunu da sormak istiyorum. Örneğin başka aşılarda şöyle açıklamalar duyduk. %94 koruma oranı, %94,5. Sanki bu konuda da bir yarış varmış gibi. Kimi geldi %95 dedi. Kendi aşısıyla ilgili koruyucu oranını faz 3 çalışma sonucunu açıkladı. Çin aşısıyla ilgili koruyuculuk oranına dair en ufak bir ibare, bir ifade var mıdır? Yoksa yakın zamanda onu da mı öğreneceğiz? Ek bir soru daha. Bunun bir alt sınırı var mıdır hocam? Yani %70 oranında koruyucu çıkarsa yine de uygulayacak mıyız? Bunun alt sınırı gibi bir ifade edebileceğimiz bir skalası, bir çizgisi var mıdır? Evet, bir skalası var. Dünya Sağlık Örgütü pandemi döneminde yapılan aşılara en başından beri şu sınırı koydu. Eğer ki sizin aşınız %50 ve üzerinde bir etkililik gösteriyorsa... Bağlantıda ufak bir kopma yaşıyoruz zannediyorum Serap Hocam'la ilgili. Düzeldiği takdirde devam edelim. O sırada ben Bengi Hocam'a dönmek isterim. Bengi Hocam, dinlediniz aslında. Bilim Kurulu üyesini haber masasında ilk kez konuk etmemiz hasebiyle merak ettiğimiz tüm soruları yönelttim kendisine. Belki de en önemli soruyu cevaplarken ufak bir kopma yaşadık. Bengi Hocam, sahadan gelen çalışmalar bu yeni mutasyon ihtimaliyle ilgili dedikoduları öyle veya böyle arttırıyor. Elbette sadece bilime kulak vermemiz lazım. Siz ne düşünüyorsunuz bu mutasyon, yeni mutasyon tedirginliğiyle ilgili ve ayrıca Çin'den gelecek bu inaktif aşıyla ilgili gecikme meselesiyle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Can Bey, aslında mutasyon daha önce de biliyorsunuz yaz dönemindeydi. Bulaşıcılığının arttığına dair bir mutasyon açıklanmıştı. Ancak zaten koronavirüsler, RNA virüsler çok mutasyon, çok evrim geçiren virüsler ve 5000 civarında mutasyona uğradığı ifade edildi. Ancak bunda çoklu bir mutasyonun olması, tekrar daha yaygın bir bulaşıcılık evresine geçmesi bu mutasyonu önemli kıldı. Virüsün ancak %1'lik bir bölümünde bir değişim olduğu ifade edildi. Aynı zamanda bu mutasyon biliyorsunuz İngiltere'den sonra işte İrlanda, Galler, Hollanda, Danimarka, İtalya, Avustralya gibi pek çok ülkede de yavaş yavaş tanımlanmaya başlandı. Evet. En son Güney Afrika'dan da başka bir mutasyon bilgisi geldi. O arada İngiltere'den de bu bilgi geldi. Güney Afrika'dan gelen bilgi biraz daha farklı. Yine bulaşıcılığın arttı ancak genç yaş grubunda daha fazla görüleceğine dair bir mutasyon bilgisiydi. Ancak tüm bu bilgiler içinde önemli olan şu, henüz daha virüs aşıdan kaçmıyor. Aşılara bir direnç yok, etkin aşılar. Artık daha ağır, demin de hocanın ifade ettiği gibi daha ağır bir tabloyla ilgili henüz daha böyle bir veri yok. Ancak bu daha sonra daha farklı bir noktaya evrilip evrilmeyecek konusunda da bir kesinlik taşımıyor. Evet. Olabilir deniyor. Hep bir sorguyla bakılıyor bunlara. Ve virüs bu kadar çok dolaşımda devam ettiği sürece, bulaşıcılık bu kadar hızla devam ettiği sürece bu mutasyonların daha farklı boyutlara gidebileceği endişesiyle de işte bir an önce aşılamaların, işte güvenlik adına insan ilişkilerin azaltılmasını, insanlara işte konaklara, yeni konaklara ulaşmasını engellemenin, işte bu kısıtlamaların olması gerekliliği ifade ediliyor. Bu anlamda önemli tabii. Ha, Türkiye'de var mı yok mu? Herhalde araştırılırsa detaylı mutlaka başka veriler olacaktır. Çünkü İngilizlerle biz çok yakın ilişki içindeyiz. Mesela bir haftada 7000 İngiliz'in girişinden falan bahsedilen bilgiler var ama onun ötesinde bundan emin olmasak da şundan eminim. Sağlık turizmimiz tam gaz devam ediyor. Ben kendi bulunduğum hastanede sürekli İngiltere'den hastalar geliyor. Ve onlar sadece hastanede PCR'ları yapılıyor. Hani havaalanlarında öncesinde sonrasında bir istekte bulunmuyoruz. Bulunanlar bu arada
ulaştırabilir. Onun için çok ciddi anlamda artık bu ilişkilerin gözden geçirmesi, bu anlamda çok elbette dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aşıya gelince Çin Sinovac aşısıyla ilgili faz 3 çalışmalarını biliyorsunuz bir türlü açıklanamadı. Dün Türkiye saatiyle sabah 10'da açıklanacak dendi. Hı-hı. Hepimiz bekledik. Ancak yine bir gecikme oldu. Bir 15 günlük öteleme. İşte faz 3'ü yaptığımız tüm ülkelerin verilerini toplayıp vereceğiz dediler. Ancak bir ön veri olarak Brezilya'dan %50 etkinliği karşılıyor dendi. Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz dedi ki aşılarda %100 güvenli olsun, ben %50 etkinliğe de razıyım. Ancak demin ifade ettiğiniz gibi elimizde %90'ların üzerinde etkin olan aşılar varken biz hani neden daha altındaki bir aşıyla yetinelim sorusu bu sefer insanın aklına geliyor. Onun için faz 3 çalışmalarının açıklanması, çünkü faz 1-2 daha küçük çapta çalışmalar, daha az insanla yapılan güvenlik çalışmaları. Faz 3'te sayı çok fazla. Onların bir kere önce bir güvenlik ve etkinlik çalışmalarını görelim. Türkiye'deki evet kurumların bu anlamdaki güvenlik çalışmalarını görelim. Ondan sonra bir onay sonrasında yapalım. Ve bu da herhalde Ocak ortası deniyordu ama bu durumda, bu şartlarda herhalde Ocak sonlarını bulacaktır. Tabii ki bu da çıkacak sonuca göre. Brezilya biliyorsunuz Çin Sinovac firmasıyla anlaşarak aslında Güney Amerika'da distribütörlük gibi bir orada üreticilik yapmak, bu aşının üreticiliği ve o bölgeye dağıtmak üzere bir anlaşma yapmışken dünkü bu gecikmeden sonra hükümet kanadından oldukça tepkilerin geldiğini, orada yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuk, geldiğini, hatta bir daha böyle bir şey olursa tamamen anlaşmayı iptal edeceklerini ifade ettiklerini söylediler ve bir Brezilya'dan bir bilim insanının da çok etkileyiciydi. Bir Twitter'da ben paylaştım. Sayın Erik Topol hocamız bizim şeyimizdir. Hı hı. Yani kardiyoloji camiasının atalarındandır diyeyim. O paylaşmıştı. Şöyle diyor. Bu aşı diyor, Çin Sinovac firmasının bu aşısının siyasileştiğini, şeffaf davranmadığını ve bu denli bir takım ötelemelerle güvensizlik aşıladığını ve bunun da aşı karşıtlarını desteklediğini düşünüyoruz. Onun için soru işaretleri var. Bu sürecin böyle giderse olumsuz etkileri olabileceğini düşünüyoruz şeklinde bir tweet paylaşmış. Bu da çok bence düşünülmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Serap Hocam, bir ufak bağlantı sorunu yaşadık. Tekrar karşımızdasınız. Evet. Tekrar hoş geldiniz değerli hocam. Tam evet, olarak şundan bahsediyorduk. Çin aşısının dendiği söyleniyordu. Yani inaktif aşı olarak ifade edelim sizin uyarınız neticesinde. Bu aşıya örneğin %50'nin üzerinde çıkacak. Fakat az önce Bengi Hocam da bahsetti. Bilinen aşılarla ilgili %90'ın üstünde açıklamalar yapan aşılar var. Bizim bir alt sınırımız olacak mı? Yani Dünya Sağlık Örgütü %50'nin üzerini kabul ediyor. Fakat mevcut piyasada daha etkin olduğu görülen aşılar varken biz daha azıyla yolumuza devam etme şansına sahip miyiz? Şimdi şöyle söyleyelim, koronavakla ilişkili olarak bu sözünü ettiğimiz inaktif aşıyla ilişkili olarak henüz, hı hı, bir faz 3 verisi yok elimizde. Hı hı. Gazete haberi olarak %50'nin üstünde dendi ama %50'nin üstü, %90 da %50'nin üstüdür. Kesinlikle. Ya da işte %60 da. O nedenle, hı hı, hani bir öncelikle bence bir veriyi görmek lazım. Peki. Ondan sonra işte bu tarz, yani şu an hipotez üretmenin bir anlamı yok gerçekten. Tabii, mutlaka. Şöyle söyleyeyim, aşılarla ilişkili olarak hani hemen hemen gördüğüm kadarıyla aşılarda hedeflenen zaten nötralizan antikor dediğimiz, hani virüsü nötralize eden, ortadan kaldırılan antikor yanıtını ne kadar oluştuğuyla doğru orantılı olarak sanki sonuçlar öyle gibi gidiyor gibi görünüyor. Faz 2'de zaten bunlar elde edilmişti. Yani bu inaktif virüs aşılarının faz 2 çalışmalarında da aslında %90'ın üzerinde nötralizan antikor oluşturulduğu gösterildi. Ama faz 3'te zaten hastalıktan ne kadar koruyor? Gerçekten bu yani bu kurduğumuz bağlantı antikoru olan korunacak bunun cevabı verilmiş oluyor. Bununla ilgili olarak da elimizde başka bir inaktif virüs aşısının gene basın aracılığıyla açıklanan bir sonucu var. O da %86. Yani sonuçta bir inaktif virüs aşısının faz 3'ünde %86 koruyucu olduğu gösterildi. Hani bu da sonuçta çok da düşük bir oran değil. O nedenle bence telaşa kapılmadan sakin bir şekilde sonuçları beklemekte fayda var. Dünyada tabii hem aşıların elde edilmesiyle ilişkili hem de hangi ülkenin aşı kullanılacağıyla ilişkili bilimsel gerçekler dışında da bir takım işler olduğu ortada. Yani sonuçta ticari bir şey haline geldi. İşte bir takım siyasi hesaplar yapılabiliyor, ülkelerin kendi hesapları. Onları tabii biz bilemiyoruz. Hani Brezilya'da sanırım öyle şeyler de oluyor. Onu biz bilemiyoruz. Bizim sadece sorumluluğumuz şu anda bir faz 3 analiz sonuçlarını görmek.
öngörü olarak da hani öyle bir %50 gibi bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü %86 çıktı Birleşik Arap Emirlikleri. Evet. Bunu mesela şu an kullanıyorlar. Evet. Peki. Hocam size sorulmasını istedikleri en çok soruyu sormak istiyorum. Vatandaşlarımızın çoğunluğu bu soruyu size sormamızı istiyor. Yüz yüze sınav yapılacak 4 Ocak'tan sonra deniyor. Lütfen sorar mısınız? Güvenli mi bu sınavlar? Öğrenciler toplu taşıma kullanmak zorunda kalacaklar. Okul binasında sınav arasında kaynaşma ihtimalleri var. Bu yönde bir karar bekliyoruz. Bilim kurulumuz bunu konuşacak mı diye soruyor veliler. Evet, şu anda zaten okullar açıkçası kapalı. Zaten Şubat tatili de uzatılmış oluyor. Yüz yüze sınav derken hani neyi kastettiklerini anlamadım. Zaten okullar kapalı şu anda. Hangi sınavları kastediyorlar acaba? Bugün Şubat tatili dahil uzatıldı. Okullar kapalı. Yüz yüze sınav olacağı söyleniyor önümüzdeki dönemde. 6 aylık zaman diliminde. Onların da iptal edilmesi gündemde diye mi sormuş mesela Ali Bey? Serap Hocam'la ufak bir bağlantı sorunu yaşadık zannediyorum. Haziran ayına kadar soruyor velilerimiz. Herhangi bir sınav yapılacak mı? Neden tek sınav baskısı olacak diye. Efendim bu konuda cevap almış olamadık. Bengi Hocam'la devam edeyim. Bengi Hocam, 6 aylık zaman diliminde olası bir sınavı doğru bulur musunuz? Yani her dersten bir sınav kararını. Tabii ki doğru değil aslında Can Bey. Üniversitelerde genelde bunu yapıyorlar. Birçok üniversite bir kısmı evet işte yüz yüze yapmasa da bir kısmında çok büyük tepkiler var. Bunun için biliyorsunuz kampanyalar bile düzenlendi. Direkt okullarda sınav yapıyorlar çağırıp. Onu anladığım kadarıyla ifade etmeye çalışıyorlar. Tabii ki böyle bir süreçte bu çok doğru bir şey değil. Online dünyanın her tarafında çok büyük sınavları da online yapabiliyorlar. Bunun altyapısını hazırlamanın da ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Aslında çok rahatlıkla yapılabilir. Çok da doğru bulmuyorum. Çocukları bir araya. Biliyorsunuz üniversite sınavlarını yaptık. LGS'ler, YKS'ler. Onlarda da bir etki olmadığını söyledik. Ama hatta dün bir istatistikçi hocalarımızla bir toplantımız vardı. Hemen bu sınavların birkaç hafta sonrasındaki ölümlerin oranına yansıyabileceği ve vakaların artışına yansıyabileceğini, bunun etkileşim olmadığı anlamına gelmediğini, aslında işte bu sınavların da etkileyebileceğini ifade ettiler. Yani ne olursa olsun bir aradasınız. Hadi diğerleri yaz döneminde kapı pencere açıyordunuz, şimdi açamayacaksınız gibi. Dolayısıyla yüz yüze sınavların hakikaten insanların irite olduğu kadar doğru olduğunu ve bir arada yapılmaması gerektiğini düşünüyorum bu sınavları. Serap Hocam, son bir kopma yaşadık. O yüzden son kez tekrar etmek isterim. Şimdi bugün Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından gelen bilgi birçok gazetede de yer aldı. Şimdi ilkokulda yapılmayacak yüz yüze eğitim, fakat ortaokullarda her dersten tek bir sınav kararı var. Sınav tarihleri de öğrencilere bir hafta önceden duyurulacakmış. Velilerimizin kastettiği mesele bu. Bunların da yüz yüzeye çevrilmesi hususunda tedirginlikleri olduklarını söylüyorlar. Bilmiyorum, bilim kurulunda bu durum değerlendirilecek mi diye sorarlar. Son sorumuz bu olsun hocam. Elbette, yani bunlar da değerlendirilecektir. Fakat ben kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Eğitimle ilgili aslında mesela eğitimin erkenden kapatılmasına da ben kişisel görüşümü paylaşıyorum şu anda. Bilim kurulu ilgili görüşümü paylaşmıyorum. Tamam. Çocukların eğitimi de en az salgının kontrolü kadar önemli. Onun için hani eğer bir şey yapacaksak biz toplumda, bir takım toplu işe izin vereceksek mutlaka bu eğitimle ilgili olmalı. Yani ilk yapacağımız şey çocukların eğitimine bir katkı olmalı bana kalırsa. Çünkü biliyorsunuz şöyle çalışmalar var. Eğitimin eksik kalması aslında burada bizim insanların biliyorsunuz hayatta kalış süresini de etkileyen bir şey. Yani ne kadar az eğitilirseniz toplam yaşam süreniz o kadar azalıyor. Yani biz çocukların bu pandemi nedeniyle eğitimlerinden eksik kalmaları çok kritik bir konu ve ilerideki yaşam sürelerini etkileyecek bir konu. O nedenle benim kişisel görüşüm, eğitimle ilişkili olarak eğer biz salgını kısmen de olsa bir kontrol altına alırsak ilk yapmamız gereken eğitimi öncelemek olmalı diye düşünüyorum. Bu da kişisel görüşüm olarak açıklamış oldum. Peki hocam, velilerimizden adeta mesaj yağdı. 4 Ocak'ta yazılı sınavları başlıyor diye örnekleri göstermişler bizlere. Oğlum 11. sınıfa gidiyor, 4 Ocak'ta yazılı sınavları başlıyor. Yüz yüze olacak şeklinde. Geçerli her ders için bir sınav yapılacak. Bize de mesaj geldi. Ocak ayı ilk haftasında yüz yüze sınavlar var. Bunun ertelenmesini talep ediyoruz demişler. Sizleri de duyurmuş olalım. Serap Hocam, zaman ayırdığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum.